Merhaba. Refah Partisi muhabir olarak ilk takip ettiğim siyasi partiydi. 1995-98 arası 3 yıl boyunca Necmettin Erbakan'ı yakından izledim. Cuma namazlarını Ankara'da genel merkezle aynı bahçeyi paylaşan Balgat'taki Hamidiye Camii'nde kılardı. Evi de oradaydı. Oğlu Fatih Erbakan'ı her cuma görürdüm. İki kapılı spor bir Mercedes'le cuma namazına gelir, yanında hep aynı arkadaşı olurdu. Belki de akrabasıydı, bilmiyorum. Hal ve tavırlarıyla mütevazı gençlerdi. Dikkat çeken tek şey caminin önüne park ettikleri spor araçları olurdu. Necmettin Erbakan AKP çizgisine hiçbir zaman yakın olmadı. Nasıl olsun ki? Bilakis ağır eleştirirdi. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına çoluk çocuk muamelesi yapardı. Bunda ana gövdeden kopuşlarına kırgın olması kadar yakaladıkları başarıyı hazmedemeyişi de etkiliydi. 27 Şubat 2011 yılında son nefesini verirken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından cezası affedildiğinden Saadet Partisi Genel Başkanı'ydı. Esasen siyasi hayatı çok önce Refah Partisi'nin kapatılmasıyla bitmişti. Erbakan'ın iki kızı bir oğlu vardı. Oğlu Fatih Erbakan 1979 doğumlu. Elektrik elektronik mühendisi, doktorası da var. Genç yaşlardan itibaren siyasetin içinde oldu. Saadet Partisi'nde parti yönetimine kadar yükselmişti. Milli görüş çevrelerinde soyadına hürmet vardı. Tayyip Erdoğan boş durur mu? 2014'ten itibaren siyaseten güç kaybetmeye başlayınca Fatih Erbakan'ı yanına çekmeye çalıştı. O arada Fatih Erbakan'ın yolu babasının partisiyle ayrıldı. 23 Kasım 2018'de yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Erdoğan bir yandan Fatih Erbakan'ı izlemeye alırken Saadet Partisi içinde Oğuzhan Asiltürk'e yanaştı. Ne çare Asiltürk'ün 1 Ekim 2021'de ölümüyle Saadet'i tümüyle kaybetti. Temel Karamollaoğlu orada tüm dizginleri ele aldı. Bugüne kadar Erdoğan hakkında pek renk vermeyen Fatih Erbakan geçen ay net bir tutum aldı. Seçim ikinci tura kalırsa biz de ikinci turda yoksak ehven olarak Kılıçdaroğlu'ndan ziyade Tayyip Bey'in olması teşkilatımız ve bize oy veren kitle açısından daha makbul olur. Ne çare Tayyip Erdoğan'ın mutluluğu sadece bir ay sürdü. Çünkü Fatih Erbakan bunu söylediğine söyleyeceğine pişman oldu. Başımıza gelmeyen kalmadı. O kadar ciddi tepkiler oldu ki biz de şaşırdık. Özellikle Konya teşkilatlarımızda bu sözümüzden rahatsız olanlar oldu. Böyle bir şey olsa, yani Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ikinci tura kalsa bile Erdoğan'a destek olmayacağız. Konya Milli Görüş'ün kalesidir. Necmettin Erbakan Adalet Partisi'nden aday olamayınca 1969 yılında ilk oradan bağımsız milletvekili seçilmişti. İşte bu Konyalı seçmenin Erdoğan'a sırtını dönmesi Fatih Erbakan'ı da şaşırtmış. Bu durum AKP oylarındaki erimeyi Tayyip Bey'in şahsi cumhurbaşkanlığı noktasında oylarının erimesini gösteren bir şey. Hele hele bunun Konya'da olması. 5 yıl önce Konya'dan böyle bir şey beklemezdiniz. Bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk. Bu veri Erdoğan devrinin fiilen sonunun geldiğinin ilanıdır. Dindar AKP tabanının bir CHP'li karşısında kerhen bile olsa Erdoğan'a oy vermekten yaka silkmesi sonun başlangıcı olduğu kadar yarın için de umuttur.